Selamünaleyküm hanımlar. Sizlere bugün yine güzel bir modelimizi göstermek istiyorum. Pıtırcık oyası nasıl yapılır, nasıl takılır? İğne oyasıyla taktım. İsterseniz tığla da takabilirsiniz. Çok güzel, çok şık. Ben bunu bugün siyahta denemek istedim. Yazmanıza göre, yazmanızın renklerine göre de kullanabilirsiniz. Siyah cenk yazmada denemek istedim. Sizlere göstermek için renkli renkli güzel durması için böyle istedim arkadaşlar. Yapım aşamasına geçmeden önce malzemelerimizi sayalım. Bunu pıtırcık kurdale bu. Bunu yine tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. İki tarafı böyle çirtikli, çıkıntılı bir kurdalemiz. Çok güzel, çok minik. Şık bir şey, çıtı pıtı. Çok güzel model oluyor. Yapraklısını da göstermek istiyorum. Bunun için de yine 2 santimlik organize kurdale. Arkadaşlar 73 numara. Yine kestim, yaktım. 5 santim boyunda keselim bunu. Mutlaka 5 santim olsun. Çok büyük olmayacak arkadaşlar. Ve 6 santim boyunda, 6 santim boyunda bundan kesiyorum. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Desteğinize ihtiyacım var. Bakın bu şekilde kestim. 6 santim boyunda arkadaşlar keselim. 6 santim boyunda kestiğimiz kurdalemizi böyle yakıyoruz. Yaktım. Bakın gördüğünüz gibi halka haline geldi. Ben yeşille denemek istiyorum arkadaşlar. Yeşille dikeceğim. Siz arkasını görün istiyorum böyle nasıl yaptığımı. Şuradan başlayalım. İsterseniz bu tarafından başlayıp açık yerini iç tarafına getirip isterseniz bu tarafından başlayıp koyu yerini iç tarafına getirebilirsiniz. Dikildiği zaman çok güzel bir şekil alıyor arkadaşlar. Bakın. Püf noktasını göstermek istiyorum sizlere. Burası yaktığım yer, ters tarafı. Yaktığım yer arkadaşlar, yakıyoruz. Yaktığım yerden buradan başlıyorum. Bakın iç taraftan almayın. İç taraftan başlamayın. Doğru tarafından. Burası yaktığım yer, ters tarafı. Buradan başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar dikiyoruz böyle. Dikmeye başladım. Bütün hepsinden takalım iğnemizi. Buradaki çirtiklerden hepsinden takıyoruz. Çok kolay ve gösterişli bir model. Pardon arkadaşlar, zil çaldı. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Burayı ters tarafı görüyorsunuz. Düğüm burada. Yanık yer burada. Çekelim böyle bu şekilde çekiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi arkada kaldı. Burayı böyle sabitleyelim. Bakın. Çevirdim. Çevirdiğim yer gayet güzel durdu. Düğüm yok. Yanık yer hepsi arkada kaldı. Arkadaşlar bunun için ben küçük inci aldım. Bunu bütün her yerde bulabilirsiniz zaten. Bütün tuhafiyelerde. İsterseniz küçük cam boncuk kullanabilirsiniz. İsterseniz Swarovski taş kullanabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Ama ben inci kullanmayı tercih ettim. Bakın. Yine böyle bunun arkasını sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çıtı pıtı hoş bir oy oldu. Şimdi arkadaşlar ben buna yaprak geçirmek istiyorum. Yapraklı halini de size göstermek istiyorum.
Öyle de kullanabilirsiniz. Ona yaprak da geçirebilirsiniz. Onun için yine 2 santimlik organize kurdalemiz var. Ucunu kestim, yaktım. 5 santim keselim arkadaşlar mutlaka. Çok büyük olmayacak bu. Yavaşça yaktığımız zaman zaten bu hali alır. Mutlaka yakımlarınızda mutlaka ve mutlaka böyle olmasına dikkat edin. Yapraklarınız güzel düşsün ki işiniz de güzel düşsün. Bunu böyle ikiye büktüğüm şeyi yaprağımı her zamanki gibi göstermek istiyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Arkasına düğüm atayım arkadaşlar. Bakın. Yaprak dikiyorum yine. Böyle yaptım arkadaşlar. Bunu bu şekilde burasını, arkasını bakın böyle yaptım. Arkasını iyice topladım. Bu şekilde böyle parmağımın arasına buraya aldım. Bakın sıkı dursun diye. Bunu tekrar buradan geçiriyorum. Bu şekilde. Tekrar aşağıya indiriyorum arkadaşlar. Sıkıca sabitlemek açısından. Tekrar böyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi yapraklı kullanabilirsiniz. Çok güzel ve çok şık oldu. Ben bunu çok seviyorum yapmayı. Şimdi size ipime, iğnemi taktım. Geçirmeyi göstermek istiyorum. Bakın buraya arkadaşlar. Buradan tekrar iğnemizi alalım. Ben hep bu şekilde başlıyorum. Böyle burasını. Siyah çok belirgin olmayabilir ama yavaş yavaş yapmak istiyorum. Şimdi buraya arkadaşlar bakın. Bunu böyle arkasına tuttum. Buradan bakın. Yavaşça göstermek istiyorum. Arkasından aldım bakın arka tarafından. Buradan buraya iğne oyası düğümü iki düğümle sıkıca sabitliyorum. Buradaki ipimizi keselim. Görüyorsunuz bakın çok güzel oldu. Tekrar şimdi buradan arkadakini arkadan yine alalım. Yakın çekmek biraz zor arkadaşlar. Küçük dağlar yaptım. Daha yapacağım arkadaşlar. Daha yapıyorum.
Bakın buraya. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Süremiz yetmeyeceği için bu kadarını göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde böyle rengarenk elinizdeki bütün renklerden kullanarak çok güzel bir şekilde çok güzel bir model çıkarabilirsiniz. Söylediğim gibi yapraklı yapabilirsiniz. Yapraklı da burada çok güzel durur arkadaşlar. Bütün yazma ve oyalarınızda, havlularınızda kullanabilirsiniz. Öğretici olabildiysem çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.